Süper Kupa maçı olsun. Hepimiz alkışlayalım. Teşekkürler diyelim. Ee, kaybedenin kazananı alkışladığı bir maç olsun. Örnek. Çünkü Türk futbolunun iki büyük lokomotifi ya. Hani ne diyoruz? İşte bizim de dünya derbisi. Bir dünya derbisi oynanacak. Bir bacağı topal kalmasın. Dünya derbisi Şanlıurfa'da oynansın. Evet. Futbol Federasyonu'nun bence aldığı en güzel kararlardan biri bu maçı. Deprem bölgesinde oynatmak. Bir de şu açıdan bakmak lazım. Hangi karar alınırsa alınsın. Fenerbahçe ister 19'da oynasın. ister son anda karar değiştirsin. Ben normal kadromla geliyorum dese. Şu, bu maç ve bu karar yıllar sonra da konuşulacak. Dolayısıyla bu yönetim kurulunun alacağı karar bu yönetim kurulunun vebali olacak. Tabii. Değil mi? Evet. Yani Yıllar sonra Fenerbahçeliler diyecek ki eğer U19 takımıyla çıkılırsa, diyecek ki kardeşim biz Süper Kupa maçına biz e, Ali Koç bizi çağırdı dedi ki gelin e, kongre üyeleri karar alacağız, bize destek verin dedi. Biz 30 bin kişi stada gittik. Destek verdik, alınacak kararlara el kaldırdık. Ondan sonra Fenerbahçe e, hiçbir Fenerbahçe'nin tasvip etmeyeceği bir karar çıkardı. Süper Kupa maçımıza o19 takımıyla. O zaman çıkmayın Süper Kupa maçına. Eğer bir eylemde bulunacaksanız, tepki göstereceksiniz. Onun için bu maçlar Fenerbahçe, Galatasaray maçları Onur tarih boyunca konuşuluyor. Çünkü çünkü biraz önce dünya derbilerinden birine sahibiz dedi Zeki Uzundurkan. Ben de katılıyorum. Onun için bu aldıkları kararın altında da kalabilirler. Çünkü biraz önce senin söylediğin gibi herkes Siz bu maçı anlaşılmıyor Tabii da anlaşılmıyor. ilerleyen günlerde, haftalarda, aylarda, yıllarda bunun e, nasıl bir karar olduğu daha bir idrak edilebilir. Tabii o yüzden hangi yönetim kurulu aldı kardeşim bu kararı? Neye istinaden aldı? Biz bu maçın oynanmasını istiyorduk. Bizim ezeli rakibimiz Galatasaray. Ortada bir kupa var. 3 kupaya talibiz. Alabilme şansımız var mı? Var. Bütün Süper Lig maçlarını kazanırsak şampiyon oluyoruz. Konferans Ligi'nde avantajımız var mı? Var. Ee, en önümüzde bir tane maç var. 50-50 ben de katılıyorum Zeki Uzundur. Özellikle son oynanan maçı baz alırsak Al Adana Demirspor maçı. Kim daha maçını... formda Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Ya son maçları baz alırsak Fenerbahçe çok formda. Evet. Artı Fenerbahçe'nin 7-8 tane eksiği var. Hı hı. Artı hoca Türk statüsünden dolayı kalecisini oynatmıyor. Buna rağmen bir maç oynanıyor ki Fenerbahçe'nin iç saha maçlarında özellikle son maçlar hep sıkıntılı geçiyor. Buna rağmen ilk yarım saat oyunu domine eden bir Fenerbahçe kalecinin İrfancan'ın hatasından dolayı oyun beraberliğe geliyor. Oyunu tekrar domine eden rakip kale, ceza sahasında devamlı pozisyon arayan. Son haftalarda hiç görünmemiş şekilde bir iş saha oyunu oynanıyor. İlk yarım saatte Fenerbahçe özellikle Lewandowski ile beraber kaç tane şut denemesinde bulundu. Bakma skoru yapamadılar. Ama ondan sonra oyunun son bölümünde bir önce Samsun maçında oyun berabere gittiği zaman ya acaba berabere mi bitecek diyen Fenerbahçe taraftarı hiç umurdanmamaya başladı. Oynanan oyun diyor ki Fenerbahçe beraber de olsa bu maçı kazanacak. Yani oyunu 4-2 iyi de bir şekilde kazandı. Bir böyle bir Fenerbahçe var. Bir de eee Galatasaray oynadığı oyun var. Çok zorlanan maçın başında tamam pozisyonlar var ama oyunun diğer bölümünde hatayın gösterdiği müthiş bir direnç var. Golü bulamadılar. Galatasaray'ın girdiği az pozisyon var. Son haftalardaki maçlar özelinde böyle bir formdaki durumları var. Peki Olympiakos maça hazırlıkları başladı diye bir paylaşım yaptı Fenerbahçe dün. Ee, şimdi acaba gerçekten oyuncuların aklı tamamen Olympiakos'ta mı yoksa biraz onların da konsantrasyonu bozulmuş olabilir mi bu durumdan? Vallahi bence Olympiakos'ta olduklarını düşünmüyorum. Bir an önce şu maçın kararını versinler çıkıyorlar mı çıkmıyorlar bence oyuncular oyunculara git sor. Oyuncuların hepsi oynamak ister. ister tabii. Hakları da. Oynamak da hakları buraya getirmişler ve çok zevk keyif alacakları bir Galatasaray maçı olacak. Bir de böyle bir şey var. Ya Olympiakos maçı haftaya perşembe bir haftaya yakın bir süre var ya. Yani. Böyle gerçek Fenerbahçeli bütün oyuncular şu an biz Galatasaray maçını oynayalım. Bu maçı kazanmak için her şeyimizi, varımızı, yolumuzu ortaya koyalım diye düşünüyorlardır. Ve haklıdırdır dediğim gibi. Ben de şunu iddia ediyorum. Fenerbahçe eğer Şanlıurfa'daki maça, günü maça U19 takımıyla çıkıp asıl A takımını yok sayarsa, bu maça çıkarmazsa şampiyonluğu da kaybeder. Ama tam tersini yapıp A takımla, As takımla çıkıp ee, süper Kupayı kazanırsa büyük bir ihtimalle o enerjiyle o havayla şampiyon da olur. Yani Fenerbahçe şuna e, kararını verecek. Biz şampiyon olmak istiyor muyuz? Yoksa bütün sezon böyle rekorları paramparça ettik. Bir sürü rekor kırdık, Olağanüstü maçlar çıkardık ama şampiyon olmayalım. Buna gerek yok mu diyecek. Yani Bunun kararını verecek. Çünkü evet. burada maça çıkmazsa o takım ...o psikolojiyle şampiyonluğu da kaybeder. Çünkü Üçüncü Galatasaray havaya Üçüncü o zaman. Tabii Üçüncü tabii. ihtimal Diyelim az kadro ile çıktı. E, yenildi. O nasıl etkiler lig ve Avrupa'yı? O da şöyle. Yani ilk defa yenilmiyor. Ya da ilk defa Galatasaray'ı yenmeyecek. Tabii böyle bakmak lazım. E, elbette ki bu maçta Fenerbahçe ya da Galatasaray yenilse bile... ...çok müthiş bir maç olur. Müthiş bir maç olur. Yani herkes... E, bu maçta oynayan iki takım da alkışlar. Aslanlar gibi mücadele ettiler diye. Çünkü öyle bir mücadele olur. Fenerbahçe e, çok böyle hücumda çok saldırgan oynuyor. Kolay değil yani. Fenerbahçe ile e, başa çıkacak takım şu anda Galatasaray. Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe bütün maçlarını kazanır. Yani Fenerbahçe Galatasaray maçına kadar hepsini kazanır. E, onu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'yi durdurabilecek takım şu anda hı hı. E, şu durumda Galatasaray. Ama Fenerbahçe'de güç olarak Galatasaray'ı yenebilecek güce ve potansiyele sahip. Tabii ki burada teknik adamların e, hamleleri, sahaya çıkacak doğru onbirler, doğru hakem kararları maçın sonucunu, gidişatını her şeyi etkiler. Bunu da söyleyelim ama Fenerbahçe e, Şanlıurfa'da kupayı kazanırsa o moralle birlikte, e, o rüzgarla birlikte şampiyon şampiyonluk şansı çok artar bir anda %55'e çıkar. Evet. Ama bu maça çıkmazsa Galatasaray kupayı almış olacak o coşkuyla birlikte. Zaten rakibini Rams ağırlayacağı için e, burada Galatasaray'ın şampiyonluk şansı daha da çok artmış olur. Hocamın dediği gibi yıllar yılı hep konuşulur. Ya o maça biz çıksaydık hem Süper Kupa'yı alırdık Galatasaray'ın elinden sonra da gidip şampiyon olurduk. Ama Süper Kupa'ya çıkmadığımız için Rams Park'ta kaybederse Fenerbahçe hep diyecekler ki Ali Koç yüzünden kaybettik. Ali Koç yüzünden hem şampiyonluk kaybedildi ya da Fenerbahçe yönetimi yüzünden hem de kupa kaybedildi diyerek hep konuşulacak, eleştirilecek. Yani bunun kararını vermek zorunda Fenerbahçe. Duygusal davranmayacak. Yani haksızlığa karşı savaşacak. Evet. Ali Az Yıldırım da onu söylüyor. Biz diyor haksızlığa karşı hapiste yattık, savaştık da ama siz bu mücadeleyi, evet Fenerbahçe'ye karşı haksızlık yapıldı diyor. O zaman Savaş'ın kardeşim diyor. Bu güç var sizde diyor. Bir uhde kalacak değil mi? Ben de Çıkılmadığı sürece mutlaka hep bir uhde kalacak. Tabii alacak. olmaz olur mu? Yani. Ya futbolcular kendi işlerinden, hocam futbolcu oldun, müthiş bir futbolcuydun. Bunu düşünmez misin? Yani sen böyle, ya bak işte ya biz çıksaydık şu Galatasaray'ı yenerdik der futbolcular. Bu konular hakkında hepsinin bir fikri vardır. Olmaz ya. olur mu? Ama ortak kanı ben sana söyleyeyim, bu maçı çok oynamak istiyorlar değil mi? Kesinlikle Hepsinin ya. Hepsinin kariyeri için Biraz önce sen söyledin. yerlerine birer kupa koyacaklar. Evet. Biraz önce Her sen anlarsın. söyledin. Yılda normal şartlarda iki tane maç var. Bir içerideki Fener, öbür tarafta Galatasaray <laughs> deplasmanı. E, bir tane daha Fenerbahçe-Galatasaray maçı gelmiş. Bir maç, bir performans, Hı -hı. 90 artılarla beraber kupa kazanacaksın. Ama şu var, e, bu ayrı statüde bir maç. Onu söyleyeyim. Yani ee, bu maçın kazanımı veya kaybedilmesi durumunda e, Fenerbahçe'nin şampiyonluğa avlu atması gibi bir şey olmaz. Ama psikolojik anlamda bir kaybı olabilir. Moral bozar. Moral bozar baka. buna katılıyorum ama akabinde yine bir Olympiakos maçı var. O tekrar bir havaya girme maçı. Hı hı. Özellikle konferans ligi için. Ama gönül istiyor karardan biraz önce vazgeçsinler. Evet. Bir an önce şu maçı... Herkes Türkiye keyifle izlesin. Evet, aslında ben hocam. Heh. Yıllar yılı. özür dilerim. Şunu da gördüm. 93'ten beri bu sektörün spor medyasının içindeyim. Eğer bir takım sezon boyu, şampiyonluğu oynayan takımlardan bahsediyorum. Hakem hataları üzerinden ligi yorulmuyorsa, şampiyon olacaksa bile, futbolcular da o psikolojiye giriyor ve şampiyon olamıyorlar. Hmm. Hangi takım şampiyonluk yarışında, bizi hakemler yakıyor, bizi hakemler durduruyor, hakemler, puanımızı gasp ediyor. Yönetim bir başlıyorsa futbolcular, teknik direktörler de aynı sesden yürüyorlar ve o psikolojiyle birlikte olası şampiyonluklarında hedefe ulaşamıyorlar. O yüzden bu mesela Barko gösterisi tamam ustaca hazırlanmış ama bunu izleyen futbolcu o psikolojiye girer. Yani der ki ya biz zaten şampiyon yapmazlar. Yıllar yılı yapmamışlar. Yine şampiyonluğumuzu elimizden alacaklar. Boşuna mücadele ediyoruz psikolojisine girerler. Evet. bunu sezon sonu yapın böyle bir şey varsa sezon sonu yapın ama şu kadar iddialıyken Fenerbahçe arada 2 puan var ve Fenerbahçe bütün maçlarını kazanırsa şampiyon oluyor hocam ya evet. bu gerçekleri İsmail Kartal ve futbolcular biliyor ama yönetim niye kendini e, bu kadar e, masa başına ya da bizi şampiyon yapmayacaklara inandırıyor hakemi yenerek şampiyon ol ya hakem gol attığında vermedi mi bir de son maç özelinde büyük bir motivasyonları vardı Maçın başında çok şiddetli baskılar vardı. Pozisyona girme vardı. Hızlı oyun vardı. Fenerbahçe'nin puan kaybettikleri iç saha maçlarına hiç benzemiyordu. Ve bunu bu sefer son dakikaya kadar götürdüler. Bir de işin enteresan tarafı Onur. Bazı oyuncularda zaman zaman bu eksikliği görebiliyoruz. İşte motivasyon, oyuna geç girme falan. Ama bu son maç özelinde bütün oyuncularda müthiş bir birliktelik vardı sanki Fenerbahçe... Kurun işte bile. Yani, Kurun, hiç Kurun, kez Kurun iç keza öyle. Çok şaşırdı. bravo. Ya, Bura Bak onu dile getirecektim. Evet. İyi ki sen söyledin. Ee, büyük beklenti içerisinde alınan şu an açısından beklentilere cevap vermeyen bile Kurun iç bence sahanın en iyilerinden bir evet, tanesi.